Merhaba arkadaşlar, Tülay'ın Marifetli Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugünkü modelimizi şöyle güzel şal desenli bir yazma üzerine başlayacağız. Güzel zarif bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Şöyle ben 4 renk kullanacağım iplerim. İplerim Altın Maşak markası. Evet. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Bana destek olmak için de videolarıma beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Evet arkadaşlar, şöyle modelimizi başlamak için kökler yaptım ben birkaç tane şu şekilde. Birkaç tane de şimdi birlikte yapalım. Evet. İki tane zürafa yaptım arasında. İkincinin tekrar içine batarak şöyle bir pırpır yapacağım içinde. Küçük bir pırpır yaptım. Tekrar pırpırın içine batıyorum. Tepesinde bir düğüm yaptım. Üst üste biraz önce yaptığımız gibi 4 tane üst üste küçük pırpırlar yapacağız. Çok güzel, zarif bir model. Desenli yazmalarda, düz yazmalarınıza gidebilecek kolay bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Evet, 3 tane yaptım. Şimdi dördüncüyü de yapalım. Ondan sonra tekrar oradan aşağı ineceğiz. Şöyle ayarladım. Dördüncü son pırpırımızı da şöyle duracak hepsi. Düzeltelim elimizle. Aşağıdan bir sonraki hemen pırpıra, pardon, zürafaya iniyoruz. Şu inişlerimizi fazla geniş de bırakmayalım. Çok çekmesin de. Düz durmasın, sağlasın sadece. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle netleştirelim. Bir tane daha yapalım beraber. Ondan sonra üzerinin çiçeğine geçelim. İki tane zürafa yaptım. İkincinin içine batarak bir düğüm yaptım ve küçücük bir pırpır yaptım zürafanın içine. Tekrar yaptığım pırpırın tepesine bir düğüm yapıyorum. Bir pırpır daha yaptım. Üst üste şöyle 4 tane pırpır oluşturacağız. Bir tane de hemen tepesinde yapalım, dördüncüyü. Gördüğünüz gibi. Yeni öğrenenlerin bile rahatlıkla yapabileceği kolay bir model. Tekrar oradan aşağı iniyorum hemen. Bir sonraki zürafanın içine modelimiz böyle devam ediyor. Evet. Yine araya iki tane zürafa yapılacak. Sonra ikincinin içine tekrar şu kökümüzü çalışacağız. Ben bunları sonra tamamlarım. Şimdi hep birlikte çiçeğimizi çalışalım. İlk çiçeğimizi ben turkuaz ipimi hemen hazırlamıştım. İki tane boş bırakayım. Şöyle üçüncüye. Üçüncü çiçeğimiz, kökün tepesindeki son pırpırın içine ipimi düğümledim ve hafif şöyle bir kaydıralım. Bu taraftan düğüm attım. Bakın şöyle ipim burada kalsın. Alttan yürüteceğim başlangıç ipimi. Düğümü sıkıştırdım. Tekrar şöyle düzelteyim. Pırpırlar yapacağız. Pırpırlarımız çok fazla büyük de olmasın. Şu büyüklük yeterli. Şöyle
Şuraya kaç tane sığdırabilirsek ona göre pırpırlarımızı ayarlayalım. 2 tane yaptık. Şimdi üçüncüyü yapalım. Tutarak şöyle pırpırımızın boyutunu ayarlıyorum ve düğümü sıkıştırıyorum. Bütün pırpırlarımı o şekilde yapıyorum. Tutarak pırpırın boyutunu ayarladım ve düğümü sıkıştırdım. Evet. Arkadaşlar, yorumlarınızı bekliyorum, fikirlerinizi. Yorumlarınız benim için çok önemli. Evet, şimdi bir pırpır daha yapalım. Bakalım kaç tane? 2, 4, 6 tane oldu. 2 tane daha alır herhalde. Deneyelim hemen. Evet. Şöyle düzeltelim elimizle. Bir tane daha yapalım. Evet, şimdi ipimizi kesebiliriz. Pırpırlarımız yeterli. Daha fazla sıkıştırmaya gerek yok. 2, 4, 6, 8 tane. Makasımı alıyorum hemen. Ve ipimi keseyim buradan. Alttan yürüttüğüm ipi de aynı şekilde dibinden keserim. Artık çıkma ihtimali yok. Evet, modelimiz böyle arkadaşlar. Şimdi 2 tane boş bırakacağız. Şu üçüncüye de pembe yapalım. Evet, onu da beraber başlayalım. Gayet güzel olur. Onu da birlikte başlayalım. Daha sonra ben birkaç tane daha yaparım. Biraz ilerlemiş halini görürsünüz siz de. Hemen ipimi düğümledim. Biraz şöyle kaydırayım. Şu şekilde. Evet. Sıkıştıralım düğümümüzü. Yine başlangıç ipimi alttan yürüteceğim. Pırpırların ölçüsünün hepsinin aynı olmasına dikkat edelim. Şöyle ipimi biraz genişlettim. Pırpırın boyutunu buradan ayarlıyorum. Ve düğümümü sıkıştırıyorum. Şu şekilde. Hemen bir tane daha yapalım yanına. Boyutunu ayarladım. Tuttum ve düğümümü sıkıştırdım. Dört tane oldu. Diğerine 8 tane yapmıştık. Şöyle yine 8 tane buna da yapmamız lazım. Aynısı olacak çünkü. Altı, iki tane daha yapalım. Evet, biraz şöyle kaydıralım. Sekizinciyi de yaptım ve düğümü sıkıştırdım. Şöyle düzelttim elimle. Bakın pırpırlarımız oluştu. Şu iki renk gayet güzel oldu. Bir tane de krem yapacağım. Aynı şekilde ben birkaç tane daha yapıp geliyorum arkadaşlar. Şu ipi de bir keselim isterseniz. Daha temiz bir görüntüsü olsun. Kökleri gösterdim. Aynı şekilde yapacağız. İlk sıramız öyle. Ondan sonrakine de yazmanızın içindeki renklerden istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Düz renkte de yazmanıza uyan renklerden. Gayet güzel olur. Ben şöyle birkaç tane daha tamamlayıp geliyorum.
Evet arkadaşlar, ben modelimizi şöyle bu şekilde tamamladım. 3 rengi de kullandım. Yazmamın içindeki olan renklerden. Dediğim gibi siz de yazmanıza uygun renkleri, içindeki desenin renklerinden, eğer düz yazmayı yapacaksanız, yazmanızın rengine uygun renklerden çiçeklerini yaparsanız gayet güzel, zarif bir model. Şöyle diğer taraftan da göstereyim. Evet. Modelimiz böyle. Evet. Şöyle bırakayım. Ekran görüntüsü almak isteyenler. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.